Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Kenan Bey, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek Neslihan Hanım, her zaman. Lütfen buyurun. Tabii. Damla, sen burada dinlen, olur mu? Ne alırdınız? Bir su alayım. Tabii ki. Pardon. Suyunuz. Teşekkürler. Rica ederim. Kenan Bey, ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama annemin de en az Murat kadar bu projenin hayata geçmesini istediğini biliyorum. Neden devreye girmediğinin gerekçelerini de az önce anlattım size. Bugün bu kredi meselesi çözülmezse... İnanın annem de ben de çok üzüleceğiz. Ben durumu çok iyi anlıyorum Neslihan Hanım. Ama sakın endişelenmeyin. Bu konuyla bizzat kendime ilgileneceğim. Çok teşekkür ederim. Ben daha fazla sizin vaktinizi almayayım, izninizi rica edeyim. Rica ederim. Bir şey ikram etseydim. Başka bir sefere diyelim. Eşinize de çok sevgilerimi iletin lütfen. Teşekkür ederim, tabii ki. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Ah Kenan Bey, benim sizden son bir ricam daha olacak. Bu kredi meselesiyle ilgili görüştüğümüzden... Annemin ya da eşimin haberdar olmasını istemem. Bu konu ikimizin arasında kalırsa çok mutlu olurum. Tabii Neslihan Hanım, siz hiç merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Gel. Kahve içelim mi? Olur. Öyle mi? Çok mutlu oldum onay vermenize. Yani biz açıkçası süreç uzayınca biraz endişelenmiştik. Evrakları hazırlıyoruz o zaman. Zaten proje planının biraz gerisindeyiz. Çok teşekkür ederim Kenan Bey. İyi çalışmalar. Kredi işi tamam. Şükür. Çok sevindim. Şahika Hanım'ın haberi var mı? Ona ben söyleyeceğim. Ben de ekibe haber veriyorum. Ya patron, akşam hep birlikte bir kutlama yapar mıyız? Yapalım, organize et. Teşekkür ederim. Ama hala yüzün asık senin. Bak yüzün gülsün, havan değsin diye dışarı çıktık. Ne bu hal? Ya boğazın güzelliği bile güldürmedi yüzünü. Canım benim, Koray'ı aramamı ister misin? Yani randevuna var daha ama belki konuşmak iyi gelir, ne dersin? Yok Neslihan abla, yok. Yani ben hasta değilim ki. Aşığım. Koray Bey gidince iki ilaç alınca geçecek zannediyorsun. Ama geçmeyecek. Ya sen hiç aşık olmadın mı? Oldum tabii. Olmaz olur muyum hiç? Ben kocama hala çok aşığım Damla. Bak ama seni de anlıyorum ben. Anlamıyorsun Neslihan abla. Anlamıyorsun. Sen aşkın için ikinci kadın olmayı göze alabilir miydin? Nasıl yani? Mesela Murat Bey'i kaybetmemek için ne yapardın en fazla? İkinci kadın olmayı göze alabilir miydin? Damla, ben böyle bir şey hiç düşünmedim yani. Murat'la ben evliyiz. Evli olmasaydınız? Evli olmasaydık... Evli olmasaydık... Sanırım yapmazdım. Yani karısını, çocuklarını düşününce... Yapamam. Yapmam. Benim onları düşünmediğimi mi sanıyorsun? Ay hayır, ben öyle bir şey söylemiyorum. Yani sen bana kendi düşüncemi sorunca... İşte bu yüzden anlamıyorsun dedim. İşte bu yüzden aşık değilsin dedim. Ya ben aşkım için başkalarının günahına bile girmeyi göze alıyorum. Bir tarafım vicdan azabıyla kıvranırken diğer yanım ondan kopsun, ondan kopsun, ondan kopsun bana gelsin diye dua ediyor. Sen yapamazdım diyorsun.
Bence o kadın da yapamazdı. Yapamaz. Nasıl yapsın? Benim kadar sevemez ki onu. Bilemez. Tanıyamaz. Mesela erkek arkadaşımın küçükken abisiyle oynadığı bir oyun varmış. Abisi kardeşi üzülmesin diye hep bilerek kaybedermiş. Bizimki de bunu anladığında hep bir olay çıkartırmış. O oyun hangi oyun? Karısı bunu biliyor mu? Pardon canım. Efendim sevgilim. Aşkım, sana harika bir haberim var. Aa, öyle mi? Ne oldu? Kredi onaylandı. Ah, çok sevindim. Çok sevindim Murat. Biliyordum halledeceğini. Şimdi Şahik annenin yanından çıktım. Suratını bir görmen lazımdı. Ha, aşkım, akşam çocuklarla kutlama yapacağız. Ben geç kalırım. Kutlayın tabii, hak ettiniz. Ah, bir tanem benim. Çok sevindim. Gerçekten tebrik ederim. Görüşürüz. İyi haber mi? Murat'ın uzun zamandır gerçekleştirmek istediği bir proje vardı. O hallolmuş. Ekiple de kutlama yemeğine gideceklermiş. Çok mutlu. Çok sevindim. Ben de öyle. Damla, banka konusu aramızda kalsın, olur mu? Tabii.